Sıhahlı kuvvetler orada ne yapıyor? Askeriyenin teşhisi tam mı şeklinde bazı tartışmalar oluyor. Bu e, maalesef e, aynı üst bölgesine e, son iki hafta içerisinde iki saldırı oldu ve e, şehitlerimiz oldu. Dolayısıyla gözler. Pençe Kilit harekatına bir kez daha çevrildi. Gönlümüzde tabii kalbimizde orada Türkiye'nin güvenliği adına mücadele eden Mehmetçikle Türk Silahlı Kuvvetleri birlikte bunun altını zaten tekrar çizmemize gerek yok. Her Türk vatandaşının da olduğu gibi ülkesini, memleketini seven herkes gibi bizler de orada Türkiye'nin güvenliği adına mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarına buradan Allah kolaylıklar. E, diliyoruz. Kendilerine minnettar olduğumuzu belirtiyoruz. Şimdi e, tabii askeri gereklilik varsa e, askeri kaynakların bana ilettiği e, aktardığı bilgiler asker her şartta görevini yapar diyerek söze başladılar. Yani bölge zorlu bir bölge. Coğrafya çok zor bir coğrafya Gürkan Acır. E, ve bu bölgede e, şu anda tabii üst bölgeleri var biliyorsun. Yüzden fazla Türkiye'nin üst bölgesi var e, o bölgede yani e, bizim emniyet noktalarımız dışında bir de üst bölgeleri var hani o zaman zaman tartışmaya yaratan evet. işte çadır görüntüleri vesaire e, bunlar bu bölgede hem askerin teçhizatı tam hem de oralar askerin zaten sürekli e, konuşlandığı bölgeler değil o bölgelere gidiyor ve saldırı olabilecek noktaları tutuyor Türk askeri akabinde e, o bölgeler e, temizlenerek e, oralara daha kalıcı yerleşkeler kuruluyor işte kale kollar kuruluyor. Ee, ve orada işte zaman zaman gösterilen o çadırların yerleri zaten değişiyor gelen tehlikeye göre. Yani burada öyle Türk askerinin e, tabii ki zor şartlar altında mücadele ediliyor. Görüştüğüm güvenlik kaynakları da aynısını söyledi. Kış tatbika, kış tatbikatı yapıyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Niye yapıyor bu kış tatbikatlarını? Zorlu şartlar altında zaten mücadele edilen bölge sıradan bir bölge değil. Dünyanın en zor coğrafyalarından bir tanesinde Türk askeri e, mücadele ediyor. Türkiye'nin güvenlik sınırlarını 30 kilometre daha aşağı çekerek e, buradaki bir terör koridoruna izin vermeme amaçlı aslında bu pençe kilit operasyonları başlatıldı ve bu çalışmalar kapsamında da bölge yavaş yavaş tahkim ediliyor. Yani boşaltılıyor, temizleniyor. Bunu tartışma konusu yapmanın kimseye faydası yok diyor güvenlik kaynakları. Yani özellikle en çok takılınan nokta şu Gürkan Acır, Türk askerinin orada ne işi var? Özellikle geçmişte görev yapan bazı askeri isimlerin, işte daha önceden oralara gir çık yapılıyordu, işte kış şartlarında şu anda niye oradayız? şeklindeki açıklamaları hem savunma bakanlığını hem de bununla hem de savunma bakanlığı yetkililerini hem de oradaki Mehmetçiğin hem motivasyonunu düşürüyor hem de canını sıkıyor. Aslında bunların tamamının geniş bir güvenlik konsepti çerçevesi de değerlendirilmesi gerekiyor Gürkan Hacı. Çünkü Türkiye'nin özellikle sınır bölgelerinin devamındaki şu anda pençekilit operasyonlarındaki güvenlik konsepti değişti Türkiye'nin. Onun altına çizmek gerekiyor. Tabii ne kadar tedbir alırsa alınsın coğrafya... Deniz, Deniz beni duyuyorsun değil mi? Efendim. Şimdi şöyle o çok Duyuyorum. önemli bir başlık. O söylediğin başlık çok önemli bir başlık. Şö şundan dolayı yani birçok bir değerli komutanımız çıktılar. Ben ekranlarda izledim. Kimileri YouTube'da program yaptılar. Değerli komutanlarımız diyorlar ki ya kardeşim bizim bu sınır dışında bir yeri tahkim etmemiz, bir yerde konumlanmamız, konuşlanmamız bizim için hatadır gibi bir takım ifadeleri oldu. Ben Milli Savunma Kaynakları'nın kimi kastettiklerini de biliyorum ben. Hem komutanlarımız. Ama diyorlar ki senin anlattığına göre Türkiye yeni bir konsepte geçti. Yeni bir stratejiye geçti diyorlar değil mi? Yani biz oralarda bazı yerleri tutacağız. Ben doğru mu anladım acaba? Ee, tabii 30 kilometrelik bir hatta bir güvenlik Koridoru şu anda Türkiye biliyorsun ile birlikte sağlamaya çalışıyor. Sonuna da gelindi. Birazdan geleceğim. Bu biliyorsun 140 rakımlı tepe Metina bölgesinde son iki saldırının, hain saldırının yapıldığı yer. Şimdi burada tabii bir sivil örtüyü kullanıyor teröristler. Burası aynı zamanda da ZAP'ın bittiği yer. Hani bölgede bir harita olsaydı belki daha iyi anlatabilirdik ama artık bu bölgenin haritasında günlerdir hem TV100 ekranlarında hem diğer televizyonlarda zaten vatandaşımız da iyi kötü kavradı tam neyin nerede olduğunu. Şu anda bu saldırıların yapıldığı yer ZAP'ın hemen bittiği yer. Yani orada alındığı zaman zaten o pençe kilitin kiliti kapanmış olacak niye acaba sürekli buraya saldırı yapılıyor sorusunun da en büyük yanıtı bu zaten gerisini Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri yaptığı başarılı operasyonlarla zaten temizledi artık son noktada Türkiye hani deniyor ya bunu Kübra Apar'ın programında da aktarmıştım bir bilgilendirme notunu notu olarak yani Türkiye bu bölgeyi artık bahar aylarında temizleyecek yani burada Milli Savunma son Bakanlığı yetkililerin de baharda yapılacak bu. demiştin sen ve şöyle gürkan acır. O bölgede iki büyük saldırının yaşanması ve hepimizin gerçekten içini acıtan, üzüntüye boğan, şehitlerimizin şehit şehit verdiğimiz bu saldırılardaki tabi teröristlerin ana motivasyonu bir dış destek. İki artık o bölge son son noktada olduğunu Türk askerinin biliyorlar. Yani garaya gelip eee pençe kilidin kilidini kapatacağını biliyorlar ve son saldırıları intihar saldırılarını yapıyorlar. Ve Türk askeri maalesef Bak, zayiatlarını bu. bu intihar saldırılarındaki e, el Deniz be, Deniz bir de araya gireceğim. E, bu saldır, bu saldırılar Hı. intihar saldırısı diye Milli Savunma Bakanlığı kaynakları söylüyor değil mi sana? Evet yani bir intihar saldırısı şeklinde yapıyorlar Gürkan Acı. Yani e, zaten görüş çok mesafesi dar el bombalarıyla üst bölgelerine saldırıyorlar ve askerlerimizle ilgili zayiat maalesef o ilk saldırı anında veriliyor. Zaten ondan sonraki e, aşamada Türk askeri e, oradaki terörist unsurların hemen tamamını imha ediyor. Akabindeki zaten operasyonlarla da bu yine devam ediyor. Peki neden e, az önce tekrar söylemiştik ama bir tekrar altını çizeyim. Neden o 1140 rakımlı tepede iki saldırı olduğu yakın zamanda? Bunun sebebi az önce de ifade ettiğimiz gibi Türk askeri artık son noktada pençe kilitini kilitin kapattıktan sonra o güvenlik kor. Durumunda oluşturmuş oluyor. Şunu da söylememiz gerekiyor. Yüzden fazla üst noktası var. Ve o gece sadece o Metina bölgesindeki 1740 rakımlı tepeye saldırı yapılmıyor. Beşten fazla Bölgeye de aynı zamanda saldırı yapılıyor ve Türk askeri gerekli karşılığı orada da verip herhangi bir zayiat vermiyor. Yani hani sanki tek bir noktada bir güvenlik eksikliği varmış eleştirilerinde aslında yersiz olduğunu da buradan altını çizmemiz gerekiyor. Tabii bundan sonra ne olacak sorusu en merak edilen konu. Bundan sonra hiçbir şey değişmeyecek diyor güvenlik kaynakları sevgili Gürkan Acır. Kararlılıkla mücadele devam edecek. O tepeler tutulacak, temizlenecek, geri adım yok. Çünkü bir tepe bile tutulmazsa o bölgede tamamen güvenlik sağlandı diyemeyiz ifadelerini kullanıyorlar. E, coğrafyayı bilmeyenler zapın bittiği yerde e, zaten bir tane vadi var bundan da haberdar değiller. meskun mahallelerde burada oranın kontrolünü alınca tamamen bölge temizlenmiş olacak ifadeleri var sevgili Gürkan Acır. Evet çok ön önemli başlıklar e, söyledin sevgili Deniz. Gerçekten bunlar da gündeme gelecek başlıklar. Milli Savunma Bak Bakanlığı kaynakları üst düzey kaynaklar diyor ki bir. Bu devam edecek bu operasyon. Bu tarz, bu stratejiyi devam ettireceğiz ve oradaki bütün tepeleri e, alacağız, kontrol altına alacağız. Oralarda bir hakimiyet kuracağız. Buralarda bir tepe bile alınmazsa bizim oradaki yaptığımız operasyonun bir anlamı olmaz diyorlar. Bu bir, iki. Yapılan saldırının intihar saldırısı olduğunu söylüyorlar. Doğru mu? İntihar saldırısı diyorlar. Yani e, son noktadayız evet, çünkü. Yani, yani. Neydi, bile bile son noktadayız. O saldırıyı bile... düzenliyor diyor aslında. Evet ve bahar aylarında da diyor. Bahar aylarında da nihai temizlik yapılacak ve o bölgede tam olarak bir güvenlik sağlanmış olacak diyor Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri. Hani yeniden ise Pençe Kilit'in kilidi kapanacak. Kapanacak. Evet. Şurada. Çok önemli başlıklardı sevgili Deniz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hemen bir hızlı tur atalım. Ee, Burada arada para... şunu da söyleyelim. Heh. Şunu da söyleyeyim çok kısa. Ee, bir kara harekatı biliyorsun tartışma e, evet. konusu. Burada yakın zamanda planlanan bir kara harekatı olmadığı bilgisini de verebiliriz. Çünkü operasyonlar doğal seyrinde devam ediyor. Bizim o bölgede hem Amerika'yla hem Rusya'yla bazı anlaşmalarımız var. Yani 30 kilometrelik hattın içinde herhangi bir terör unsuru olmayacağına yönelik ve Türkiye hala bu diplomasiyi yürütüyor. Yani bugün işte aslında bir sorulması gereken, kamuoyunda sorması gereken soru burada Türk askerinin orada ne işi vardan ziyade neden verilen sözler tutulmuyor özellikle uluslararası anlaşmalar kapsamında işte en başta biz tabii ki terör örgütünü kınayarak başlamamız gerekiyor diyor yine askeri kaynaklar ve ondan sonra dediğim gibi sorgulanması gereken o oluşturulmaya çalışan pençekilit hattı değil aslında bölgede bulunan hem Amerika hem Rusya'nın o ikili anlaşmalara riayet etmesi noktasındaki oradaki o unsurlara baskı oluşturması gerektiği. Tabii e, ne kadar baskı oluşturup oluşturmadığı da kamuoyunun takdiri sevgili Gürkan. Evet. Hocam.